Ve Tuğberk Çitilci'ye hemen GCM'ye bir merhaba diyelim. Haftanın son işlem günü ve haftayı kapatırken Tuğberk Çitilci'nin piyasalara ilişkin yorumlarını dinleyelim Tuğberk. Aslanım iyi akşamlar. Kritik Eylül ayını tamamlamak üzereyiz. Eylül ayına genelde merkez bankalarının toplantıları ve başkanların açıklamaları damga vurdu. Fakat genel haber akışı ve olay etkisine baktığımız zaman da fiyatlama tarafında algı veyahut da trend değişimine neden oldu mu? Fiyatlamalara baktığımız zaman da olmadı. Ayın sonuna geldiğimiz zaman da OPEC'in kararı ve Deutsche Bank bağlamındaki fiyatlamalar bile majör anlamda trend değişimlerine sebebiyet vermedi. Peki piyasalar neyi bekliyor olabilir? Yeni ayla beraber Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ve iş gücüne katılım oranı. Hatırlanacağı üzere Fed'in devam eden kademeli, temkinli ve verim odaklı faiz artırım sürecinde Başkan Yellen yeni riskler olmazsa ve istihdam piyasasında güçlenme devam ederse faiz artırımı güçlenebilir demişti. Dolayısıyla bu referansı dikkate aldığımız zaman da tarım dışı istihdam verisi daha önceki verilere göre bir etap daha ön plana çıkabilir. Avrupa tarafında ise haftanın genelinde Deutsche Bank'a ilişkin spekülasyonlar devam etti. Tabii bu spekülasyonların bir miktar daha devam ederek DAX 30 endeksi ve Euro dolar paritesini baskılaması beklenebilir. Bu yazda hareketlenmeler kuvvetle muhtemel. Tabii burada fiyata ilişkin haber akışı çok fazla yoğunlaştığından dolayı varlık el değiştirimlerine yatırımcılarımızın bir miktar daha dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Türk varlıklarında ise yurt dışına benzer fiyatlamalar devam ediyor. Biraz daha kendi iç dinamiklerimizden ziyade yurt dışındaki risk algısına bağlı olarak fiyatlamalarımız devam ediyor. Ve varlık fiyatlarına değindiğimiz zaman da ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 200 haftalık basit hareketli ortalama 77.800 seviyesi altında trend değişimi devam ediyor. Kısa dönemli olarak 76.000 seviyesi önemli olabilir. Dolar Türk Lirası'nda ise genel olarak beklentimiz 2.98-90 seviyesi üzerinde Türk Lirası'nın değersizleşerek psikolojik 3 seviyesi üzerinde karar verme aşamasında olacağı. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da 1.12.35 seviyesi altında aşağı yönlü fiyatlama ve değerli metal altın fiyatına baktığımız zaman da 1.328 seviyesi altında 1.311.50 seviyelerine kadar geri çekilmeler beklenebilir diye düşünüyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. GCM'ye iyi bir hafta sonu diliyoruz. Tuğberk'e teşekkür